Diğer alemlerden bu tarafa geçirilen formüller değişik şekillerde verilebilirler. Yurdumuzda son 30 yıl içinde basılmış ve çok yaygınlaşmış Havas kitaplarını dikkatli bir şekilde inceleyen kimseler, Havas formüllerinin geçirilişine dair bazı örneklerle karşılaşırlar. Bunlara örnek göstermek gerekirse, bir şahıs ibadet halindeyken ve genellikle de oldukça ileri saatlerde, yani üzerine bir yorgunluk, gevşeklik çöktüğü bir zamanda karşısında beliren bir varlık ona üzerinde değişik çizimler ve ayetler, esmalar olan bir levha veya deri parçası gösterir ve gördüğü şekil ve yazıları kaydetmesini, kopyalamasını söyler. Görülen şeyler hakkında da neye yaradıklarını, nasıl kullanılacakları gibi bilgiler verir. Başka bir kimse uzun rizayet ve dua dönemleri sonunda bir gün rüyasında benzeri şeyleri görür ve uyandığı anda bunları kaybeder. Daha başka bir kimse ise görsel olarak bir şey algılamaz da kafasının içinde seslerle bazı şeyler alır. Belli bir sıkıntısı için hava sokuyan veya dua eden bir kimse bu uğraşını uzun zaman sürdürdükten sonra yukarıda anlatılan şekillerin herhangi birisiyle bir varlıktan bilgi alır. Bu iletişim şekilleri genel yapılardır ve en güvenilirleri bilgi veren varlığı direkt görmek veya rüyada almaktır. Son iki örnekte anlatılan durumlar ise daha az güvenilirdir. Bilgi veren varlıkların görünümleri ise alıcının din, kültür ve kendi eğitim seviyesine göre değişir. Bazıları sarıklı bir evliya görürken, bazıları bir melek ya da kendi bilinçaltındaki melek imajı her neyse onu görürler. Bazı kimseler gördükleri şeyin eskiden yaşamış olan büyük şeyhlerin görünüm ve ruhaniyeti olduğuna inanırlarken, bazıları da pelerinli, kapşonlu tipler görebilirler. Hatta demon veya şeytan imajı görenler de vardır. Alınan şeyler de iyi veya kötü amaçlı uygulamalar olabilirler. Bütün bunlardaki ortak nokta ise hiçbir zaman fiziksel olarak bir şey alınamamasıdır. Yani gösterilen şey sadece gösterilir veya kişinin karşısında havaya veya yere çizilir. Bunun kopyalanması istenir ve işi bitince ortadan kaybolur. Fiziksel bir temas veya fiziksel bir maddenin bu tarafa geçirilmesi söz konusu değildir ve bu da anlatılan kontakların birer astral kontak olduğunu gösterir. Havas kitaplarında sıkça görülen cin veya başka varlık türlerinin davetleri, onlara bir şey yaptırmak veya bir şeyler getirtmek, fiziksel kontak türü sayılabilecek şeyler burada anlatılan bilgi akışının tamamen dışında olan şeylerdir. Biraz önce anlatılan bilgi alışverişi bundan yüzlerce yıl önce olup bitmiş şeyler değildirler. Bu tür bilgi alışlar her zamanda ve dünyanın her yerinde, her inanç sisteminde ve dinde olmuş şeylerdir ve günümüzde de olmaya devam etmektedirler.